Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, çok lezzetli, sütlü bir tatlı tarifiyle geldim arkadaşlar. Gerçekten yapımı çok kolay. Aslan sütü tatlısı. Evet. Gerekli olan malzemelerimiz. Bir bardak şehriye lazım arkadaşlar. Şehriyeyi pilav yapmak için kullanmayacağız, tatlımızda kullanacağız. Evet, ön yapımı sanki pirinç pilav yapar gibi ama sadece şehriyemizi kavuracağız. Bir bardak şehriyeyi yaklaşık bir yemek kaşık tereyağı ile tavaya oyuyorum, kavuruyorum, karıştırarak yakmadan. Bu şekilde arkadaşlar karıştıra karıştıra şehriyeyi kavuruyorum. Altının rengi kahverengi olana kadar kavurma işlemini uyguluyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde asla yanmadan kahverengi bir şekilde şehriyelerimiz kavruldu. Şimdi bunu bir kenara alıyorum, soğumaya bırakıyorum ve muhallebisini yapmak için tencereme 3 yemek kaşık nişasta, 1 yemek kaşık un, 1 su bardak şeker ve 1 litre sütü ekliyorum. Karıştıra karıştıra ilk etapta katı malzemelerimizde topaklanmasın diye bu işlemi sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştıra karıştıra yapıyorum. Bir bardakta, bir su bardakta Hindistan cevizi kullanıyorum içerisine. Dilerseniz bir bardakta arkadaşlar fındık tozu da ekleyebilirsiniz. Fındık tozu da çok yakışacaktır. Benim o an elimde olmadığı için kullanamadım. Sonrasında servis için üzerine kullandım. Ocağı alıyorum. Karıştıra karıştıra kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra bir paket vanilya şekerini içerisine ilave ediyorum. Devam karıştırıyorum. Fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Kıvamının böyle akıcı olduğuna bakmayın. Sonrasında tamamıyla çekecektir. Ve artık ocağımın altını kapatıyorum. Kavurmuş olduğum şehriyeleri sütlü karışıma ilave ediyorum. Şehriyeleri muhallebimize güzelce yediriyorum. Her yerine gelecek şekilde. Muhallebimizin sıcaklığıyla kavurmuş olduğumuz şehriyeler yumuşayacaktır. O sertliğinden eser kalmayacak. Böyle kadayıf gibi oluyor arkadaşlar. Tatlımızı dökeceğimiz tepsiyi soğuk su ile yıkayalım. Daha sonrasında karışımımızı tepsimize dökelim. Soğuk su ile yıkamamızın nedeni de tatlımızı sonrasında ters çevireceğimiz için kolay çıkması için arkadaşlar, yapışmasın diye. Evet, bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 2-3 saat soğuduktan sonra üzerine şeffaf folye ile kapattım, buzdolabına kaldırdım. Bir gece buzdolabında bu şekilde tatlım bekledi arkadaşlar. Şimdi tatlımı servis yapmak için çıkartacağım. Önce şöyle bir kenarlarından yapışmasın diye çıkartıyorum. Kolayca ters çevrilsin. Hindistan cevizi tozu tekrar serpiyorum. Ters çevirdikten sonra tepsiye yapışmasın. Servis yaparken dilimler kolayca ayrılsın diye. Bu şekilde ters çevirdikten sonra birkaç sefer vuruyorum ve kendisi otomatikmen çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kalıbımızdan, tepsimizden tatlımız çıktı. Evet, tatlımızı dilimlere ayırmak için de ben burada göstereceğim bir kalıbı kullanıyorum. Pasta dilimleme kalıbı arkadaşlar. Üzerine koyuyorum, hafif bastırıyorum ve bastırınca
tatlıma dilimleri iz bırakmış oluyor. Kesmesi çok daha kolay oluyor. Düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde porsiyonlara kesmiş oluyorum. Fındık tozu ile de bu şekilde kenarlarına birer tatlı kaşık kadar koyuyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çikolata sosu yapabilirsiniz. Hindistan cevizi tekrar serpebilirsiniz arkadaşlar. Meyve ile sunum yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben bu şekilde sunum yaptım. Ortasına da bir tatlı kaşık Antep fıstığı koydum. Yeşil her şeye çok yakışıyor gerçekten. Ve çok da lezzetli lezzet veriyor Antep fıstığı. Evet. Bu şekilde aslan sütlü tatlımı ben hazırladım arkadaşlar. Şimdi keseceğim sizleri de. Dilim halinde, kesilmiş halinde göstereceğim içini, kıvamını, nasıl olduğunu. Aslan sütlü tatlımız çok hafif bir tatlı arkadaşlar. Bizler beğendik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, kıvamını görüyorsunuz burada da. Çok hafif, gerçekten güzel bir tatlı oldu. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin diliyorum. Videomu, paylaşımı eğer faydalı bulduysanız, beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca kanalıma abone olup zil sesini de açalım. Bu sayede paylaştığım videolarımdan haberdar olursunuz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.